bilgilere bağlı olmayan, hatta kurumlara bile bağlı olmayan, kurumsal istatçılar burada ikram edebilirler ama, kurumlara bile bağlı olmayan bir işleyen bir sistemi var. İki zaten kurumlar sistemler kurumlarla var olur. Ben de yani bunun üzerinde bir toplumsal uzlaşmanın olması gerekiyor. Yani oraya doğru giderken mesela İslami algısı baştan yeniden revize edilmeli. Mesela pragmatizm ve makyavelizmin olması gereken bir kitap ve peygamberler varken dibine kadar pragmatizm ve makyavelizmden batmış bir İslam dünyası, her şeyi meşrulaştıran bir İslam dünyası Müslümanlıktan tersa tersa uzak bence. İki bir diyalog şeklinde getirmişsiniz de son olarak bir şey daha söyleyeyim. Burada Türkiye'nin borçlanma oranının %70 olması İtalya'da ve Türkiye'de değil ve bütün Müslüman ülkelerde 1-2 binlerin Müslüman nüfusun borçlanma oranını düşünsek bunların daha fazla bir şey çıkmaz mı diyorum bana. Neden? Burada bir problem var. Bunu borçlanma oranı 1-2 ne kadar ehliyet ve liyakete dikkat ederseniz edin, insanların boynu eğilirse, bu borçlanma eğer sıfıra doğru getirilmiyorsa, senin varlığında ehliyet ve liyakete bir kalamak mümkün değil. Osmanlı borçsuz bir dönemdeydi. Hep yükseldi. Ama ne zaman borç almaya başladı, Osmanlı çözülmeye başladı. Ve dolayısıyla ekonomide çok önemli hastalığı olan faiz uygulamasına geçti. Bu konuda yani ekonomik indekslerle borçlanma faiz ilişkisini nasıl düşünüyorsunuz? Hocam buradaki ölçü tüm mertebe aşağı gidiyor. Yani o ölünç oranı yok etme esas olan faizin yok edilmesi ama faiz yok olamayacağına göre en fazla indirme ölçü. Bu anlamda da elektrikli yeriniz çok sağlıklı değil. Çok başlamadan bir şey söyleyeyim. Ne yapalım ya? Yani şöyle bir şey düşün. Temel tüketim kavramlarımıza inmiştir. Bize lisans eğitiminde öğrettiniz ki yani uzun vadeli tükettiğiniz ürünleri borçlanarak fonlamak değil mi? Yani fonlamaya ilişkin temel kural. Şimdi ben bir konut alacaksam bu konutu mutlaka bir fonlama mekanizmasıyla satın almam lazım. Yani zamanla sahri tüketimlerimin hepsini tırnak içerisinde borçlanarak tüketmem daha rasyonel bir tüketme davranışıdır. Yanlış mı söylüyorum acaba? Şimdi öyleyse bu sistemin içerisinde asgari varlığını devam ettirebilmek için önce indeksi bozmadan, yüksek açmadan nasıl fonlayacağım o zaman? Fonlama sadece kredi sorunlardan bir tanesi. Yani fonlamanın yöntemleri, biçimleri yani mesela şöyle düşünün. Yani bir İslami fonlama modeli var mı? Dediğinizde işte, memleket sandıkları vardı, avarı sandıkları vardı, bazı tırnak içerisinde çok iktidai modellemeler vardı. İşte, problem orada, buna çözüm üretemedik. Yani 200 yıldır kapitalist finansal ekonomik sistem, şimdi küreselleşme adı altında böyle bu kadar hızlı bir gelişme gösteriyor ki buna karşı sağlıklı bir model sunulamaz. Orada da hani yeni bir Müslüman olmak için o zaman hani borçlanmamalıyım. Çünkü borçlanma mekanizmalarının İslami'nin yurtusunda problemimiz var. O zaman borçlanmayacaksam da tırnak içerisinde insan diye erişebilecek standartlara erişebilir miyim? İşte temel insan... O zaman erişemezsem Müslüman olmak için, iyi bir Müslüman olmak için o halde bu mantıklı hareketle birlikte fukara olmayı da kabullenmeli miyim? Ne gidecek iş? Bana bir model önermezseniz. Asgari şeylere bak. En azından insanın başkasına muhtaç olmadan başlık çok acayip. Rahat edebileceği bir evin olması. Bunun için ben ona borçlanarak konmamam lazım. Başka bir şey tanımlamıyorsunuz bana. Bana bir mekanizma tanımlayın. Hocam büyük haritanın içerisinde hepsi. Yani büyük harita sistemin sürdürülebilir bir sistem kurulamaması halinde bunun sosyolojik sonuçları ya da altından çıkacak sonuçlar bunlar da. Kooperatif olabilir mi hocam? Yok, oraya devam et. Yani o kooperatif de. Yani 70'lerde 70 yıldır o zaman orada çok sorunlar çıktı. Siz de bilirsiniz.
Yani çok güzel sosyoloji değil. Yani benim mesela... İlke bazlı bir sistem kuramazsın zaten. Ne, nasıl bir rejim mesela? Ya sosyolojik oradaki her şey ilke. Şimdi herkes, herkes eşit ama bazı hayvanlar daha çok eşit bir şey var. Teşekkür ederim. Ya bu bir fikir jimnastiği bağında eksi artılarıyla yani ülkemizde şimdi bulunduğumuz bir şeyler de düşünüyoruz. Dünyadaki bütün üretim, birkaçlarının hastalıklarından bahsediyorum. %2,5 sadece şu yüz kaç İslamiteki, %65. Yani İslamitelerde. Toplam 50 ülkenin. 50 ülkenin içinde. Şimdi bütün üretimin %2,5 İslamitelerinde gerçekleşiyor. %97 diğer ülkelerde. Türkiye'de bu %2,5 içinde aslında çok geniş kalıyor. Bir sıra değil. Yani bizim toplam üretimdeki payımız %1 civarında. Dünyada bir payımız. Bu da aşağı yukarı nüfusumuzda var. Biz ortalarda bir yere değil. Şimdi %80'den. %1 ülkenin tam ortada. %1 ülkenin değil. Ama tabii bunun böyle devam etmesi gerektiği anlamına gelmesine. İyileştirmelerle de endeks değeri 9. yüzyılın Avrupası ve Anadolu coğrafyasının gayesine gittiğinde ya da 13. 14. yüzyılın Osmanlı Devleti kurulduktan sonra 1399'dan sonrası Anadolu coğrafyası ve Avrupa coğrafyası mukayese edildiğinde yani bu endeksel bağlamında hani tarihi bir flashback soruyu gittiğimizde Anadolu coğrafyası inanılmaz bir şekilde ilerler. Çünkü Avrupa'da feodal bir düzen. Toprak üstündeki halkla beraber işte onlar geliyor. Ama bu aynı zamanda ilerleyen süreçte tarihin o seyri seferinde Avrupa açısından bir takım şeyleri de beraber istiyor. Avantajları beraber istiyor. Niye? Çünkü feodal beylikler kilisenin de tavsiye edilmesiyle en büyük zaten feodal beylik kilise olarak kabul ediliyor. Kilisenin de tavsiye edilmesiyle beraber meşruti iktidarlara dönüşmeye başlıyor. Sonra krallıklar ortaya. Krallıklar bu birikmiş olan sermayeyi elinde topluyorlar, sanayi üretimine geçiyorlar. Artı üretimle beraber ticaret yetmemesi sonucunu getiriyor. Bu da işte 1492'de sonra coğrafi keşifleri getiriyor ve işte 15. yüzyıl sonu diyebiliriz, 16. yüzyıldan itibaren ve ilerleyen süreçte de zaten işte reform, Rönesans hareketleri ve sanayi devrimiyle beraber gelinen nokta
Osmanlı Devleti'nin çöküşü, bu sömürü faaliyetine giren Batı Avrupalı devletlerinde dünyada egemen güçler haline geldi. Yani burada çıkış noktasında bu hani sermaye, zenginlik vesaire işte bu aristokrasinin beslenmesi noktasında mesela bariz bir sıkıntı benim dikkatimi çekti bu tespitler bağlamında. Yani birinci şey yapacağını söyleyeceğim o. İkincisi siz şeyde de dile getirdiniz, o noktada da var. Yani ben bu sunumu, söylediğiniz şeylere akademik anlamda ufuk açıcı olması bağlamında çok değerli buluyorum. Farklı bir perspektif ortaya koyuyor. Bu bağlamda çok değerli. Ama çağın realitesi, yani bizim zeitgeist dediğimiz şey var ya, zamanın ruhu çerçevesinde okuduğumuzda yani sahada olan gerçeklikle örtüşebilir pek bir şey yok bu durum. Pek bir şey yok, karşılığı yok. Zaten tartıştığımız şeyler de onlar. Evet. Yani bir model yok ama ortada yani bir kültür var. Mahmut Hocam'ın söylediği konuda bir devlet yapısı, hani iktisadi teşekkür bir sistematik oluşturulmaması sizinle de dinlemiştik. Hatırlıyorsanız hocam, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Nasir Endaşti diye bir adam onu size şey göstermişti. Peygamberin vefatından sonra hemen sonrasında zaten işte 4 halife devrinden başlayan bir sistematik geçiş var. Yani kimin halife olacağı, onun vefat ettiğinde yerine kimin geleceği, nasıl bir usulle geleceğine kadar hiçbir şey yok. Osmanlı'da bile kafa çok karışık. Yani işte bir devşirme sistemi getirildi. O işlemiyor. Ondan sonra Yeniçeri olacak. Onu tasfiye etti. İşte bizim fetih sistemi dediğimiz şey aslında hani siyasi tarih bağlamında Ottoman Partisi'nin emperyalizm dediğimiz şeyle yine bir örtüşüyor. Farkı şu, biz İngilizler gibi, İngilizlerin Pakistanlılara, Hindistanlılara öğrettiği gibi dilimizi öğretmemişiz. Kriket oynamayı öğretememişiz. Şimdi 50 küsürün üzerinde ülke Commonwealth oyunlarında Büyük Britanya'ya sadakatlerini ilan ediyorlar. Biz hala şeyin nostaljisini yaşıyoruz. Yani olmayacak, evet olmayacak. Ve bundan sonra tarihin tehlikelerinde olması çok zor görünen bir şey yaşıyoruz. Romantizmi yaşıyoruz. Yani temel sorunlar bu. Yani biz hani bir sistem inşa edilmiş olmak bence bir artıdan ziyade bir yani durumun bizzat kendisini ortaya koyan bir felaketin kaynağı olarak görülmüyor. Evet. Yani şey yok, yani bir çözüm önerimi yok. Şimdi tarihsel mirasın bu kadar büyük bir konuda... Son olarak çok affedersiniz hocam, bir tek indekse mesela çok önde olduğumuzu söylediniz, hani girişimcilik bağlamında. Onun... Bu da 40'lar. Yok, evet 40'lar da hani orada bir göz göze geldik, bilmiyorum ben söylemek istediğimi anlatabildim mi? Girişimcilik noktasında evet Türkiye'de şey çok önde. Hakikaten yani dünya literatürüne, iktisadi literatürüne yani geçecek kadar işi önde. Olması vesaire götürdük. Evet yani ben şunu şöyle açıklayacağım. Sadece çok siyasi tartışmaya diyaloğa dönmek istemediğim için Nobel ekonomi ödülü alan Joseph Stiglitz çok güzel bir şey söylemişti. O bugünün Türkiye'sine tam olarak uyuyor bence. Yani 21. yüzyıl iktisadi sistemiyle ilgili. Artık kârın bireyselleştiği, zararın kamusallaştırıldığı bir dönemi yaşadık. Şimdi kâr Türkiye'de bireyselleştiriliyor. Daha sonra uçuk bir ekonomik zengin kitle var. %1'e bile tekabül etmiyor. Altta da zararın işte kamulaştırıldığı, işte radar kontrolü, şunlar da bunlar da. Ama sözde de hani İslami olduğunu, İslami fondan dem vurarak siyasal, Türk siyasal hayatını kontrol etmeye çalışan bir realiteyle karşı karşıya. Evet, yani bunlar aslında... Ben emin misin demiştim. Bir 10 saat, şimdi de konuşmak gibi bitmez. Fakat bizim ana konularımızdan bir tanesi olarak nasıl yatırılması gerekiyordu. Biz de böyle bir küresel indeks bağlamında bu tartışmaların Türkiye'nin İslamiliği, ekonomi İslamiliği verilerimiz bağlamında tartışmaya çalıştık. Teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ediyorum.
sağ olun. Sağ olun.